Günaydın Şükrü. Günaydın Şükrü abi. Şükrü. Pardon efendim, buyurun. Şükrü abi, iş için öyle şey değil yani. Ben şimdi Şükrü abinin yanına bineyim de, ayıp olmasın. Bugün de hava maşallah pek güzel. Biraz soğuk ama. Oho, biz ne soğuklar gördük bu yine iyi. Değil mi Ömer Bey? Tabii tabii. Ya şey mi yapsak? Hani böyle bir tane sandviç yapan yer vardı. Hani sen çok seviyorsun falan. Orada bir sandviç mi yaptırsak? Ha, ama geçtik orayı ya. Aa, olsun Şükrü abi, döneriz, ne var? Döneriz dönmesine de trafiğe baksana Defne. Defne aç değilim ben, sağ ol. Ömer, yanında olduğumu biliyorsun değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Yasemin Hanım, ne oluyor? Neyiniz var? Gel. Bu konuştuğumuz aramıza kalsın. Pasiyonis. Biagino'yu kaybetmiş. Ne? En büyük müşterisi. Biagino giderse... batar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yani bütün üretim bandı o kadar çalışan falan böyle açığa çıkarsa... Bu Ulis işi tek başına karşılamıyor değil mi? Yok canım, mümkün değil. Yani bizim 4 ay içinde en az bir acuna kadar geniş çaplı bir müşteri bulmamız lazım. Peki şey ve... bahar koleksiyonuyla ilgili bir şey dediler mi? Yani alıyorlar mı? Ya söylemediler de alacaklar. Almak zorundalar ya. Sözleşme var ortada. Yani diyorum ki... bahara öyle sıkı çıkarız ki... devam etmeyi düşünürler. Ne bileyim. Neden olmasın? Yani dediğin gibi sıkı çalışırsak... böyle akıllarını başlarından alacak bir koleksiyon çıkartırsak... aslında olur. Yani şey gibi, anladın mı? Hani bu zamana kadar yaptığımız bütün koleksiyonlardan daha iyi, en iyisi gibi düşün. Hani o zaman ne bileyim, görünce... Aslan kardeşim benim be. Yaparız ya. Yaparız, yaparız. Biz çözeriz bu işi. Halledeceğiz ya. İyi olacak. Tabii canım. Niye olmasın yani? Döner bu iş buradan ya. Olur bence yani.
Aynen öyle. Biz neler atlattık, bu ne? Bir acın o sözleşme yenilemiyormuş. Doğru. Dün öğrendiğin haber bu muydu? Aynen. Gallo sonraki gün bizim şirkete geliyor. Ben size haber veririm. Belki bir bağlantı falan sağlarsınız, iş yaparsınız. Ne bileyim, belki bir işinize yarar. Yani sonuçta Gallo yani. Bir acını bile cebinden çıkarır. Anlaşma yaparsanız pasyonist kurtulur. Defne. Bir daha bana çalıştığın yerle alakalı bilgi verme. Sen içerinin çalışanısın. Bu çok yanlış. Senin için. Biliyorum. Biliyorum ama ne için olursa olsun. Bir daha yapma. Ben de ben duymuş olayım ne de sen söylemiş ol. Başka hiçbir şeyin umurunda olmadığını anlamıyorsun değil mi? Sözleşme iptal. Bahar koleksiyonunu almak istemiyorlar. Yani 4 ay falan yok. Şu an şu dakika itibariyle her şey durdu. Şah damarımızı kestiler kısaca. Bitti. Günaydın. Günaydın. Dün gece çok mu geç yattın? Ya ben uyuyakalmışım da. İyi misin? Gel gel. Biraz böyle dursak, bugüne başlamadan buna ihtiyacım var. Acaba gitmesem mi ya? Kafan çok bozuk, kendine izin versen. Yok yok Defne, asıl bugün gitmem lazım. Öyle oturup üzülme zamanı değil. Sorunla yüzleşmek zorundayız. Ne bileyim, kaçsam mesela biraz. Ben mesela küçükken hep böyle bir kabahat falan işlediğimde hemen ortadan toz olurdum. Huylu huyundan vazgeçmez diyorsun. Bu taş banaydı değil mi? Ama hak ettim ben. Biz ne zaman böyle uyanacağız Defne? Aklımızda sorular olmadan, böyle hesap yapmadan. Ne bileyim, dertsiz, tasasız. Uyanacağız. Yani belki sen şimdi bana inanmıyorsundur ama ben biliyorum. İnanıyorum.
uyanacağız. Sakın bana kahvaltı etmeyeceğim deme. Vallahi zorla yediririm. Mecbur diyorsun. Yani kekikli yumurta diyorum, taze yeşillik diyorum, bal diyorum ya. Ya madem bugün şey yoğun bir gün lazım. Ya bir şey soracağım da sürekli unutuyorum. Heh. Şuradaki şey ne? Ha, Koray canavarı. Ne? Boşver. Sen de mi kahvaltı yapıyorsun bu saatte? Yani madem artık birlikte yaşıyoruz, bazı kuralları esnetebiliriz. Kahve? Olur. Bu da çay o zaman. Benim için. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım. Bırakmam. Çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak. Söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar. Çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım. Bırakmam. Çağırırım. Daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Duruma göre oluşan mali hasar yıkım niteliğinde Sinan Bey. Aldığımız kuş kadar tazminat da hiç bahçe kapatmıyor. Ne yazık ki. Tabii bir Acuna'dan alınacak avans da iptal olunca mali açıdan tam bir çıkmazdayız Sinan Bey. Yani ne paramızı alabiliyoruz, ne aldığımız tazminat bir halta yarıyor, hem de müşteriden olduk. Bravo ya, harika. Aynen öyle. Bir Acuna'nın yerini dolduramadığımız her saniye şirketin bir santimetre daha çökmesi demek oluyor. Bunun kışını gözünü oynatma, elimin tersindesin ha. Aslında bir plan var. Yani en tedbirli halimiz de bu. Ver. Olası düşüş için hazırlanan planlar da ne yazık ki bir işe yaramıyor Sinan Bey. Bu hasar karşılamaya yetmiyor. Önceliğimiz nakit boşluğunu kapatıp bu plana yoğunlaşmak. Eğer işler yolunda giderse bize 3 ay kazandırır. Bu arada da hasar hemen hemen iç düzeyinde olur. Ama sonraki aylar için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Tabii tüm bunlar nakit problemini çözdüğümüz takdirde geçerli. Oy! Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam. Şu anda çok acil nakit problemi üzerine yoğunlaşmalıyız. Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Hayır. Arkadaşlar.
Bazen nasıl da değişiyor işler 5 dakikada. Olaya bak. E güzel oldu ya. Hem de ben planlamadığım halde. E ne yapayım? Üstüme düşeni yapayım ben bari. Gel. Evet. Nedir son durum? Vallahi durum şöyle. Şimdi Biyacın önümüzdeki ay bize avans verecekti. Ama tabii ki bu durumda vermeyecek. Onun yerine sözleşmenin iptali için bir tazminat ödeyecek. Fakat avansın yokluğu tazminatın yaklaşık 10 katı kadar bir boşluk oluşturuyor. Yani nakit sıkıntımız var. Hem de acilen. Yani acil nakit sıkıntımız var. Eğer bu nakit olayını çözersek 3 ay kazanırız. İşte o arada da yeni müşterileri kazanmaya, ayarlamaya çalışacağız falan filan. Ve Biyacın dışındaki müşterilerin de bu durumu duymaması gerekiyor falan filan. Aynen öyle. Yani şu an zaten kaybediyoruz, o zaman beterim beter olur. Eğer böyle pasyonist zor durumu haberi yayılırsa yani yok, çözülmeler başlar. Ama pasyonist zor durumda. Ömer bak, eğer biz nakit olayını çözemezsek alabora oluruz. Lan müşterilerini pasyonist alışkanlığa zedelenir. Yani bayrağı çekeriz, o kadar diyeyim. Kredi? Unut. Bu mağaza olayından dolayı zaten sonradan ödemelerde içerideyiz. Yok yani, olmaz. Bakalım. Düşünelim. Şu anda görünen bir çözüm yolumuz yok yani. Ne yaparsak yapalım nakit boşluğunu dolduramıyoruz bir şekilde. Yani kafayı yiyeceğim artık, delireceğim. Tamam canım, sakin ol. Yine biz hiçbir zaman bu kadar büyük bir açmazın içine düşmedik ki yani. Finans olası depremler için herhangi bir plan hazırlamamış mı? Ha, hazırlamış. Ya nakit yokluğundan o planı bile uygulayamıyoruz. Yani en tedbirli planımızı bile böyle nakit yokluğundan hiç uygulamaya koyamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı kaldık böyle. Peki küçülme yoluna gitsek? Mesela üretimden çıksak? Bir acın olmadığına göre böyle koca koca büyük büyük üretim bantlarına da ihtiyaç yok. Küçük müşteriler için üretim bandı kiralarız. İyi fikir olabilir, hiç değilse elimize biraz para geçer. Olmaz. Olmaz canım, evet. Bu üretim için çok emek harcadık. Eğitimler verdirdik. Türkiye'nin değişik yerlerinden bir sürü usta getirdik. Bir kademe taşıydı üretim. Yani buradan düşüp her şeyi dağıtamayız. Dağıtmazsan zaten batacaksın. Neyse ya, bir düşünelim şimdi. Şu mağaza işine girmeseydik hiç değilse çekecek kredimiz olurdu. Hem mağaza işine girdik hem müşteriden olduk. Özür dilerim ya. Öyle sinirle söyledim. Yoksa tabii ki yani bu işin suçlusu mağaza işine girmemiz değil. Öyle ben hani elimiz kolumuz bağlandı onu demek istedim işte. Sakin ol Sinan. Böyle kaynayarak sağlıklı düşünemezsin. Ofis olamıyorum. Sen de yapma, gözünü seveyim biliyorsun. Ben çıkıyorum. Ne haber usta? Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Ne var ne yok? Oğlan da iyi çok şükür. Büyüyüp gidiyor öyle. Okula başladı mı? Başladı bu sene 1. Meğer ne zormuş çocuk okutmak Ömer Bey. Bir dünya masraf şimdiden. Kızın nasıl Rasim abi? Daha iyi inşallah. Sağlığınıza dua edeceğiz Ömer Bey. Sayenizde toparlandı işim. Estağfurullah canım, biz üzerimize düşeni yaptık. Eksik olmayın. Allah başımızdan eksik etmesin. Hanım ikinciye hamile Ömer Bey. Bir heyecanlı, bir heyecanlı. Öyle mi? Geliriz hayırlı olsun ha. İnşallah, buyurun tabii ki. Demek evleniyorsun Nihal'e. Öyle Ömer Bey. Var mı şeyizde bir eksik? Tamam, eksik olmayın. Her şey tamam sayılır. Hadi bakalım. Bizim küçük oğlan tasarım okuyacağım diyor Ömer Bey. Göndersen bir konuşsa nasıl? Vaktiniz varsa tabii. Olur, gelsin. Konuşalım tabii. O kadar anlattım ki size. Örnek alıyor tabii. Eksik olma, eksik olma. Thank you.
Sonunda barınacak bir ev bulduk. Çok şükür. Boyumuzdan büyük borca girdik. Ama evlatlar rahat edecek. Salih Usta, nasılsın? İyiyim, iyiyim Ömer. Geç otur, çay söyleyeyim. İçtim, içtim. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Vallahi şükür diyelim. Kendi yağımızla kavruluyoruz işte. Sen ne zaman el vereceksin? Yanına birini verelim diyoruz. Yetiştir diye. Vallahi bu iş öyle herkesin harcı değil. Adam bir kere hevesli olacak, marifetli olacak, eli yatkın olacak, azimli, sabırlı olacak. Olacak da sen de kimseyi beğenmiyorsun ki. Beni mi yedekliyorsun sen? Ustalığını yaşat diyorum. Senden başka becerebilen yok bu işi. Vallahi öyle. 30 yıl daha yaparım ben bu işi. Hem de en iyi ben yaparım. Şimdi doğruya doğru. Öğretmezsen kimseye yaparsın tabii. Türkiye'de bir tek sen biliyorsun. Nasıl olacak? Öyle. Dünyada tek. Merak etme. Ben turp gibiyim. Bana bir şey olmaz. 10 yıl sonra şöyle ufaktan ufaktan başlarım bir adam yetiştirmeye. Daha dur bakalım. Öyle olsun bakalım.